yaparlarsa yapsınlar bu sene şampiyonuz. Durduramazlar bizden Mustafa Emice. Durduramazlar Eren. Git Trabzonsporluyu. Ben çok şampiyonluk gördüm ama Abu Yaylaların kariyerimeden gelen şampiyonluğu hiç görmedim. Keşke dünya gözüyle görebilseydik bir daha. Onu da görürüz demez mi yine? Ama onlar bizi ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Özkan hocam, varsay duyuyorlar. Ne derdin onlara? Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusu. Büyük Trabzonspor derdim. Daha ne diyeyim Cemil? Aslında denecek bir şey daha var dede. Haklısın Kazım, var. Sevgili Trabzonsporlular, Büyük Trabzonspor'umuz şampiyonluğa koşuyor. Siz de şampiyonluk gününe coşkuyla hazırlanıyorsunuz. Çok isterdik o gün orada olmayı. Horon edip şampiyonluk kutlamayı. Fakat gelemeyiz. Biz sizin yanınıza gelemeyiz ama siz de bizim yanımıza zamansız gelmeyin. Kimsenin de gelmesine sebep olmayın. Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın. Musluluğa kurşun sıkmayın. Çok güzel müthiş hazırlanmış. Ben biraz duygulandım, özür dilerim. Reji seni yakaladı gözyaşlarınla. Çok ama duygulandı. Yani biraz çok, değil çok duygulandı. Çok müthiş. Müthiş ötesi. Sloganı çok güzel. Mutluluğa kurşun sıkmayın. Aynen aynen. Siz bizim yanımıza gelmeyin. Zamansız gelmeyin. Melike'ye 30 saniye süre verelim. Ben anlatayım evet. Yani şimdi tabii hayatını kaybeden Trabzonspor'la Trabzon'la bütünleşmiş isimler evet var. Yani Eren Bülbül, Özkan Hoca. Yani müthiş yapmışlar. Kimin aklına geldiyse Aykırı'dan süper. Serdar sen niye ağlıyorsun? Beni de kötü yaptın şu an. Özür diliyorum izleyicilerimizden de. Şimdi verilen mesaj çok güzel. Bu silah olayına aylardan beri değiniyorlar. Yani biz 2-3 aydır Trabzonspor'un şampiyonluğu, şampiyo son harfi bekliyoruz artık. Ne harfine? Lütfen burada sağduyulu olalım. Çevremizdekileri de uyaralım. Bir de şu var. Çok gündeme geldi. Sanki herkesin cebinde silahla dolaşıyormuş gibi, üstünde silahla dolaşıyormuş gibi. Trabzon'da da öyle bir imaj da oluşturmamaya çalışalım. Ya, tabii tabii doğru. Evet, güzel bir yani günlerce sürecek. 40 gün 40 gece derler ya bu işin anlatırken. Trabzonspor'a öyle bir şampiyonluk bekliyor. Kutlamalar yani yıllarca konuşulacak, bu şampiyonluk yaşayacak Trabzonspor ama ardından da yani fazla kaptırmadan kendine yeni sezona, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne ülkemizi temsil edeceği için ben burada çok üzerine düşüyorum bunun. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne kalması ülkemiz için, arkasından onu takip edecek sezonlar için, Türk takımları için çok önemli. Evet. O yüzden herkesi sağduyuya davet ediyorum.